Şimdi ben kısacası bir tesettür hükmünden bahsedeyim, delillere girmeyeceğim. İslam alimlerinden Şafii ve Hanbeli alimler demiş ki kadın yüzü, eli de avrettir. Yani diğer vücudu, bedeni gibi avrettir. Gözleri hariç. Gözleri hariç. Buna bazı kitap ve sünnetten delil getirmişler. Kur'an ve sünnette deliller vardır. Nur suresini delil getirmişler. Ahzab'ı delil getirmişler. Hadisleri delil getirmişler. Elhasıl delil getirmişler. Demişler ki kadının yüzü ve eli sadece namazda açık olması gerekir. Ve kadının yüzü ve eli ihramdayken açık olması gerekir. Ayşe radıyallahu anh'a biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferdeyken mührim ihramdayken kervan geçtiği vakit peçelerimizi yukarıdan aşağı sarkardık. Kervan gittiği vakit kaldırırdık. Eğer yüz açmak halal olsaydı ne olurdu kardeşler? Peçeyi aşağı indirme ne olmazdı? Gerekli olmazdı. Yine ifk hadisesinde Ayşe radıyallahu anh'a uykuya dalıp uyandığı bir vakitte başındaki sahabenin onu tanıdığını nasıl illetlendiriyor? Beni örtü ayeti inmeden önce gördüğü için tanımıştı. Ne diyor? Beni örtü ayeti inmeden önce gördüğü için tanımıştı. Şayet örtü ayetinden sonra beni görseydi beni tanıyamazdı. Demek istiyor değil mi? Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcelerinden bir şey istendiği vakit perde arkasından istenmesini emrediyor. Ahzab suresinde tafsilatlı delillere girmeyeceğiz. Çünkü bu konu çok uzun olur. Elhasıl kardeşler Şafii alimleri, Hanbeli alimleri kadının yüzü ve eli avrettir demişler. Maliki ve Hanefi alimleri kadının yüzü avret değildir demişler. Kadının yüzü avret değildir demişler. Kadının yüzü açık olabilir. Lakin burada bir sorun var. Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre kadının yüzü fitne olsun olmasın. Avret olduğu için açması haramdır. Bu bir. Açması haramdır. Açarsa, fitne olursa hem fitneden dolayı haram olur, hem de avreti açtığı için haram olur. İki haramlık var. Maliki ve Hanefiler demişler ki kadının yüzü avret değildir. Ama kadının yüzü açık olan bazı alanlarda karşı tarafla kadını fitneye düşecek bir mahal, bir zaman, bir alan oluşursa fitneden dolayı kadının yüzünü örtmesi ne olur? Vacip olur. Hanbeli ve Maliki ve Hanefilere göre. Maliki ve Hanefiler demiş ki kadının yüzü avret değil. Karıştırmayalım mezhepleri. Maliki ve Hanefiler demiş ki kadının yüzü avret değil. Lakin fitne alanı oluşursa, fasıklar ve faciller çoğalırsa, fitne alanı oluşursa, kadının yüzü o zaman fitne olursa, yani bir alana çekerse erkeği ve kafasında bir şeyler canlandırırsa, o zaman kardeşler demişler ki kadının yüzü fitne olduğu için haram olur. İçinde vakasına bulunmuş olduğumuz memleketlerde fasıklar değil, neredeyse fasıkları bulmak mümkün değil. Hepsi gavurdurlar yani. Yani fasık, günah işleyen adamlar. Çoğu demokrat, laik, ateist, kemalist, komünizm, toplum yani aşure gibi kardeşler. Her memleketten, her milletten, her dinden, her dikkatten adamlar var. Yani aşure gibi bir millet. İslam toplumunda Müslümanların yani devletinin bulunduğu yerde kadının güvenliği olduğu bir alanda bu fetva içtihatlar konuşulmuş. Ama hiçbir şekilde kadının güvenliğinin olmadığı, fasıkların istediği şekilde kadınlara bakma hürriyeti, kadınların yani uzuvlarına bakma hürriyeti olduğu bir alanda bunun caiz olduğunu söylemek, yani biraz ne söyleyelim, bir şey söylemeyelim yani kardeşler. Elhasıl yani biz hiçbir şekilde zaten mezhep Şafii ve Hanbelilere göre caiz değildir. Hanefi ve Malikilere göre fitne olursa onlara göre de haram olur. Zaten onların içinde bulunmuş olduğumuz toplumda Maliki ve Hanefilere göre fitnenin en büyüğü var zaten kardeşler. Ala kulli hal dört mezhebe göre ne oldu? Haram oldu. Bir de hem avlama hem diğer erkeklere de tavsiyem bütün meselelerde fıkıhta
haram meseleleri var ve vacip meseleleri var. İki mesele. Haram meseleleri ve vacip meseleleri. Fıkhul ihtiyat, ihtiyat fıkhı var. Haram olan meselelerde Şafiler mesela fıkıh okuyanlar bilir. Şafiler diyor ki bu halaldir. Diyor bu halaldir. Şafiler, Hanbeliler. Maliki ve Hanefiler diyor bu haramdır ve de tam tersi. Üç mezhep diyor bu halaldir. Bir mezhep diyor bu nedir? Haram. Halaldir demek yapabilirsin anlamına gelmiyor ki. Yapabilirsin anlamına gelmiyor. Ama halaldir. Ama bir mezhep ne demiş? Haramdır. Şafii alimleri diyor ki bunların ihtilafından kurtulmak için diyor bundan sakının. Ya onların dediği doğruysa? Sonuçta ihtilaf var ama doğrunun kimde olduğunu kıyamette biz öğreneceğiz. Allahu alem alem. Ya doğru kadının yüzünün avret olmasıysa? İnsan haram meselelerde en ağır konuşanın sözünü baz alır. Bu dört mezhepte de vardır. Şafiler tek söylese bile, Hanefiler tek söylese bile o ihtilaf baz alınır ve o mezhebin görüşüyle amel edilir. Yukarı meselelerde biri sünnet demiş, biri mübah demiş, diğeri farz diyor. En yukarısı ne diyor? Bunu yapmak farzdır. Biri bu nasıl olsa sünnete diye terk edeyim demesin. Ya onun dediği gibi farsa, farzı terk edenin durumu ne olur? İhtiyat fıkhı sana diyor ki farz diyenin dediğini al, kesinlikle onu yap. Kesinlikle onu yap. Alimler diyor ki men tetebbe'a ruhasal ulemâ fekad tezendak. Kim alimlerin ruhsatlarına tabi olursa zındık olur. Yani o şaz, bir şaz oradan aldı, bir şaz oradan aldı, bir şaz oradan aldı, bir şaz oradan aldı. Her yerde böyle bakacak, en kolay neyse oradan toparlayacak. Kardeşler bu adamda yani siz dinin olduğuna inanır mısınız? İmanın olduğuna inanır mısınız? Bu adam delil, hangi delil daha sağlamdır, hangisi iffete daha uygundur, hangisi ahlaka daha uygundur, oraya bakmıyor. Hangisi daha kolaysa oraya bakıyor. Bu doğru değildir. Yani tamam Şafiler böyle söylemiş, Hanefiler böyle söylemiş. Mesela örnek tesettür meselesinde ablamız veya da diğer meselelerde kardeşimiz. Hanefilerin mi Şafilerin mi görüşlerinin daha doğru olduğunu nasıl tespit edecek? Tespit edemiyorsa haram diyen Şafi ve Hanbeliler var. Malikiler ve Hanefiler demiş ki nedir? Avret değildir. Ama Maliki ve Hanbeliler demiş ki Maliki ve Hanefiler avret değildir demek yüzünü örtme anlamına gelmiyor ki. Onlar da demiş ört. Onlar da demiş bu daha uygundur. Onlar da demiş ki bu iffete, bu ahlaka, bu adaba daha uygundur. Ahzab suresinin gereği bu tanınmamanız için daha uygun olandır. Onun için ablamıza tavsiyemiz kalukillerden, ihtilaflardan uzak durup en sağlam onun iffetine, onun şerefine, onun kerametine, onun vakasına, onun ahlakına, onun edebine en uygun olan görüş hangisiyse onunla amel etsin. Bir bayan kendisinden sorsun. Yüzü açık olduğu vakit fitneye maruz kalır mı kalmaz mı? Vallahi bayan kendi cevabını verir. İçinde bulunmuş olduğumuz vakada. Ha! Maliki ve Hanefilere göre bir bayan %100 itikad ederse bu adam beni görmesi fitne değildir. Onlar demiş ki yüzüne bakmasında bir sorun yoktur. Caizdir. Allahu alem. Bu oraya için geçerli olabilir. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir.